Merhaba sevgili çocuklar. Üçgenler 20 adlı videomuzda üçgende alanın konusunu işlemeye devam ediyoruz. E, yeni e, formüller ve sorularla devam edelim şimdi. Şimdiki formülümüz iki kenarı ve kenarlar arasındaki açısı bilinen üçgenin alanı nasıl bulunuyor çocuklar? Şimdi kenarlarımızı A ve C kenarlarını biliyorsak bunları seçtiysek aradaki B açısını da bilmemiz gerekiyor. A ile C'yi çarpıyoruz. Bu aradaki açının sinüsüyle çarpıp 2'ye böldüğümüzde ABC üçgeninin alanını bulmuş oluyorsunuz. Yine aynı şekilde A ve B kenarlarını biliyorsam, aradaki açı C'yi biliyorsam A çarpı B çarpı sin C bölü 2 de benim alan formülümü vermiş oluyor. Yine B ve C kenarlarını biliyorsam eğer B ve C ile sinüs A'yı çarpıp aradaki açı sinüs A olduğu için sinüs A'yı çarpıp 2'ye böldüğümde bu alanı hesaplamış oluyoruz. Şimdi 264. örnekle bu konuyla ilgili bir pratik yapalım. 30 derece verilmiş bize. İki tane kenarımızı biliyoruz. 8 ve 15. Bakın aradaki açıyı da biliyorum. 15 derece. Pardon 30 derece. Hemen ABC'nin alanını bulmak için 8 ile 15'i çarpıp aradaki açın sinüsüyle de çarpıyorum. 2'ye böldüğümde alan ABC'yi biz hesaplamış oluyoruz. Şimdi burada sin 30 değerini bilmemiz lazım. Trigonometride bunu da öğrettim. Hatırlıyorsunuz değil mi bunun değerini? Evet ezberleyenler vardır umarım. Bu Bunun çok önemli olduğunu ve ileride bol bol kullanacağımızı söylemiştim. Sin 30'un değeri 1 bölü 2 çocuklar. Onun yerine 1 bölü 2 yazdığımızda da 8'i 2 kere 2 4 ile sadeleştirdim. Oradan da 2 geldi. 15 ile de 2'yi çarptığımızda 30 birim kare bulmuş oluyoruz cevabımızı. Şimdi size başka bir yol daha göstereceğim. Tabi illa bununla çözmek zorunda değilsiniz burada alan sorulduğunda. Hemen bir A'dan dik indirdiğimizde 30'un karşısı 8'in yarısı 4 olduğu için şuraya ikinci yol diye onu da yazayım. Hangisi kolay geliyorsa hangisi aklınıza geldiyse daha doğrusu onunla çözebilirsiniz bu soruyu. Tabanımız bu durumda 15. Yüksekliğimizde 4 olmuş oldu. Çarpıp 2'ye bölüyorum. Oradan da 4 ile 2'yi sadeleştirirseniz sonuç yine 30 birim kare gelmiş oluyor. Şimdi 265. sorumuza bakalım. A açısıyla ACB açısı 90 derece şekilde de gösterilmiş. DA'ya 11 birim, CA'ya 12 birim, AB'ye de 16 birim yazılmış. ACD neresiymiş ACD? Evet şurası. Bu taralı olan alanı bulacağım. Şimdi ben 10 ile 12'yi düşünüyorum. Daha önce öğrettiğim yollarla taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bu iki kenarla bulamam. Şimdi o zaman benim yeni öğrendiğim formülü bir kullanmam lazım sanırım burada. Bu aradaki açıya A dersek eğer çocuklar. 90'a tamamlayan açıya da B demiş olacağım. Şimdi A'nın sinüsünü bilmiyorum ya onu da yandaki üçgenden bulup yerine yazacağım. Önce bir bağıntımızı yazalım. Taralı üçgenin alanı 10 ile 12'yi çarptım. Aradaki açının da sinüsünü yazdım yanlarına. Bir de 2'ye bölersem bu alanı bulmuş olacağım. Şimdi sinüs A'nın değerini hesaplayacağım. Buradan bulamadığımıza göre yan taraftan bulacağım onu da. Şimdi B'yi A 90'a tamamlıyordu. O zaman buraya da ben A yazmam gerekiyor. Şimdi buradaki üçgende A'nın sinüsünü bulmayı öğrendik. Nasıl buluyorduk A'nın sinüsünü? Karşı dik kenarı hipotenüse oranlayarak buluyorduk. Sin A yerine de 12 bölü 16 yazdık. Şimdi sin A'nın yerine de bunu yazdıktan sonra İşlemlerimizi düzenleyelim. Şimdi 12 ile 16'yı sadeleştirirsek yani ikisi de 4'e bölünüyor, 3 bölü 4 gelmiş oldu. Sonra sadeleştirme işlemini 4 ile 12'yi sadeleştirebiliriz, buradan da 3 gelmiş olacak. 2 ile de onu sadeleştirirsem buradan da 5 gelmiş oluyor çocuklar. O zaman 5 çarpı 3 çarpı 3 sonucundan 9 kere 5, 45 birim kare gelmiş olacak cevabımız. Şimdi dik açılı üçgenin alanını göstereceğim size. Dik açılı üçgenin alanı da daha önce öğrettiğim gibi burada dik üçgende dik kenarların iki tanesi yükseklik yerine geçiyordu hatırlarsanız. Mesela burada tabanı A kabul ederseniz A'ya ait yükseklik C kenarıdır. AB uzunluğudur. Dolayısıyla yine taban çarpı yükseklik bölü 2 gibi düşünürseniz dik kenarlar çarpımının yarısı bize alan formülünü vermiş oluyor. Tekrar söylüyorum. Dik kenarları çarpı 2'ye bölersek üçgenin, dik üçgenin alanını bulmuş oluyoruz. Şimdi 266. örneğimizde bir benzerlik sorusu da var. Hem benzerlik kullanacağız hem alan kullanacağız. Dikkatli olalım. Şimdi bizim ABC üçgeninde diklikler verilmiş şekli bir inceleyelim. Bunlar 90 dereceymiş. AB'ye 6 birim verilmiş. DE'ye de 3 birim verilmiş. ABED'nin alanı da şuradaki taralı yerin alanı da 18 verilmiş. Buna göre x'in ne olduğunu soruluyor. Hemen şuraya bir A açısı yazıyorum. Onu 90'a tamamlayan açıya da B yazdım. Dolayısıyla AB 90 derece oldu toplam. Hemen o zaman buraya da B yazmış oldum. Açı, açı, açı benzerliğinden şu beyaz üçgenle yine açı, açı, açı aynı açılar olduğu için şu büyük üçgen birbirlerine benzerler. Benzerlik oranı da A'nın karşısında 3 var, büyükte A'nın karşısında 6 olduğu için benzerlik oranımız da 1 bölü 2 geldi elimize. Buna yazalım benzerlik oranı. Yani her kenar arasında 1 bölü 2 bağıntısı olması gerekiyor bu üçgenler arasında. O zaman ben burada B'nin karşısına M yazarsam büyük üçgende de M'nin karşısı 2M'ye eşit olmuş olacak. Buraya da ben 2M yazdım dolayısıyla. E, X yazarsanız hipotenüsün 2X olması gerekiyor gibi. Ona gerek yok şimdi. E, ben bu taralı alanı bulmak için ne yapabilirim çocuklar? Bir düşünelim. Şimdi taralı alan büyük üçgenin alanından Şuradaki küçük dik üçgenin alanını çıkardığımızda bulduğumuz değere eşit. O zaman hemen yazalım. Büyük dik üçgenin alanı dik kenarlar 6 ile 2M olduğu için 6 çarpı 2M bölü 2'ye eşit çıktı. Eksi küçük dik üçgenin alanında 3 çarpı M bölü 2'ye eşit çıktı. Bunun sonucu da 18 birimmiş. 18'e eşitledik. Şimdi buradan işlemleri düzenlersek 12'den 3 çıktı. 9 M bölü 2'yi eşittir biz 18 bulmuş olduk. Hemen 18'de 9'u sadeleştiriyorum. Buradan 2 geldi. M'yi de yalnız başına bırakırsam 2 kere 2'den 4 birim bulmuş oluyorum. Ve buraya 4 birim yazarsanız da 3 4 5 üçgeni gelmiş oldu. Özel bir üçgen çıktı bakın sonuç. X'in de 5 birim olduğu karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi 267. örnekte ne yapacağız ona bir bakalım. Bir kere burada bir 6, 8, 10 üçgeni var. Gördük hemen yazdık onu. Sonra bu kenarlara açılara isimler verelim. A, B, A, B. O zaman ters açıdan burası da B. 90 olduğu için buraya da ben A yazdım. Gördüğünüz gibi A, B, 90. Yine A, B, 90. İki tane üçgen var. Bu üçgenler birbirine benzer. Özellikle de B'nin karşılısı burada 8, B'nin karşısı burada da 8 olduğu için benzerlikten öte bir de eşler. Eğer benzerliği keşfettiniz, oran 1 çıkıyorsa benzerlik oranı bu üçgenler eş üçgenler diyoruz çocuklar. ABC'nin alanını bulmam gerekiyor. ABC'nin alanı için de şu uzunluğa ihtiyacım var. O zaman eşse bu iki üçgen birbirine burada A'nın karşısında 6 varsa burada da A'nın karşısına ben 6'yı yazmam gerekiyor. 6, 8, 10 üçgeninden bunun da hipotenüsü 10 olacak. Bu durumda A, B, C'nin alanı da bir kenarı dik kenarı 8 geldi. Diğer dik kenarı da 10 ile 6'nın toplamı 16 geldi. Bunun da çarpımının 2'ye bölümü bize alanı verecek. Sadeleştirdiğimizde 8 kere 8 64 birim karedir. ABC'nin alanı şimdi geldik eşkenar üçgenin alanına eşken üçgenin alanını iyi öğrenmemiz lazım çünkü liseyi bitirene kadar sık sık önümüze gelecek bu üçgenin alanı nasıl bulduğumuz her seferinde şekil çizmektense bunu ezberleyin Lütfen ben size nasıl çıktığını göstereceğim Ne yapıyormuşuz önce ona bir bakalım bir kenarın karesini kök 3 bölü 4 ile çarpıyormuşuz a kare çarpı kök 3 bölü 4 bu üçgenin alanını veriyormuş bize. Kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4. Nereden geliyor bunu da görelim. Buradan dik indirdiğimizde ne yapıyorduk? Eşkenarda tabanı 2 eşit parçaya bölüyorduk. A bölü 2, A bölü 2 yazdık. E burası 60'ın karşısı olduğu için 30'un karşısına a bölü 2 yazdıysam 60'ın karşısı da a bölü 2'nin kök 3 katı. Zaten bu da yükseklikti. Bakın yükseklik bağıntısını da bulmuş olduk. Yükseklikte bir kenarı kök 3 bölü 2 ile çarptığımızda bulduğumuz uzunluk. Kök 3 bölü 4 ile çarparsam karesini alanını buluyorum. Kenarı kök 3 bölü 2'yi çarparsam da yüksekliği buluyorum. Ezberlemek istemiyorsanız da böyle benim çizdiğim gibi şekil çizebilirsiniz alan formülü için. Şimdi çevresi 18'miş. O zaman 3 kenarı da birbirine eşit olduğuna göre 18'i 3'e böldük. Bir kenarımız 6 birim geldi çocuklar. Sonra da bunun alanını bulunuz demiş. Alan neydi? Kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü. Hemen kenarın karesini yani 36'yı kök 3 bölü 4 ile çarpıyorum. Oradan da 9 kök 3 birim kare bulmuş oluyoruz. Yine bir eşkenar üçgen var burada. İçte de bir ikizkenar üçgen var. Dolayısıyla 4, 4 kenarlar verildiyse bize hemen hipotenüse de 4 kök 2 yazdım. Dolayısıyla eşkenarın bir kenarı da 4 kök 2'ye eşit olmuş oldu. Şimdi burada şekil çizip dikler indireceksiniz falan bayağı bir karışacak. O yüzden formülü ezberlerseniz daha pratik olur sizin için diyorum. Şimdi ben A, D, B, C'nin alanını soruyor bana. Şu çizdiğimiz taradığım dörtgenin alanını soruyor. Bunun alanını bulmak için büyük üçgenin alanından yani eşkenar üçgenin alanından A, B, C'nin alanından neyi çıkartacağız çocuklar? A, D, B'nin alanını çıkartacağız. Hadi beraber formülleri yazalım. ABC üçgen eşkenar üçgen olduğu için a kare kök 3 bölü 4'lü formülümüz tekrar yazayım şuraya yukarıya. A dediğimiz şey 4 kök 2. 4 kök 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı olmuş oldu. ADB dediğimizde ikiz kenar dik üçgen. Dolayısıyla dik kenarlar çarpımının yarısından da onun alanını bulacağız. Hemen bunun karesini alıyorum. 16 çarpı 2 yazıyorum yerine zaten sadeleşecek biraz sonra. Eksi 16 bölü 2'den 8 geldi burası da. Bunlar da sadeleşirse 4 ile 2 de 8 kök 3 eksi 8 birim alanını bulmuş olacağız. Birim kare pardon. Şimdi geldik çok önemli bir kurala. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin Alanları oranı tabanları oranına eşittir denmiş bu kuralda. Yükseklikleri aynı olması şu anlama geliyor. Tepe noktaları da aynı. Bakın ABD üçgeninin de tepesi A, ADC üçgeninin de tepesi A. Dolayısıyla ben buradan yükseklik indirirsem bu ABD'nin yüksekliği de h olmuş oldu. Yine ADC'nin yüksekliği de burası geniş açı olduğu için dışarıya düştü. O da h oldu. Şimdi ben ABD'nin alanını yazacak olursam tabanı m ydi yüksekliği h'tı bölü 2 yaptık. ADC'nin alanını yazacak olursam da tabanı n de yüksekliği h bölü 2 yaptık. Bu ikiler birbirini haşlar birbirini götürdü. Bakın oran m bölü n'ye geldi. Yani bundan sonra pratik bir şekilde düşüneceğiz bunu. Yükseklikleri aynı olduğu için şu ABD üçgeni ile ADC üçgeninin m'nin n'ye oranı buradaki alanların oranını veriyor bize. MK ve NK diyebiliriz. Yani M'yi K ile çarptığımda MK, N'i de K ile çarptığımda aynı sayıyla çarpacağım. Buraya da NK diyebiliyoruz. Şimdi bir örnek üzerinde bunları pekiştirelim bu anlattıklarımızı. Şimdi BD uzunluğunun DC uzunluğuna oranı, bunların tepe noktaları aynı olduğu için, yükseklikleri aynı olduğu için alan oranlarına eşit olmuş olacak. Dolayısıyla 6'yı 15'e böldüğümde x eksi 4'ü de x artı 5'e böldüğümde birbirine eşit bulmam lazım. 6'yı 15'e böldük eşittir x eksi 4'ü de x artı 5'e böldük. Şimdi şunu sadeleştirelim. İkisi de 3'e bölünüyor. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 5. Şu tarafa yazacağım içler dışlar çarpımı yapacağız çünkü. İçler dışlar çarpımından Şurası da x eksi 4. 5 ile x eksi 4'ü çarptığımızda 5x eksi 20 bulmuş olduk. 2 ile de x artı 5'i çarptığımızda 2x artı 10 bulmuş olduk. Hemen 2x'i bu tarafa geçirdim. 3x geldi. 20'yi de karşıya attım. O da 10 ile toplandı. 30'a eşit çıktı. Buradan x'i çektiğinizde 11'im gelmiş oluyor. x uzunluğu. Yeni sorumuzda bir oran verilmiş. Bakın 2 bölü 7. Hemen yerleştirelim şekil üzerine. ABC'nin alanını da bize vermiş. Büyük üçgenin alanını. Oradan da sorunun çözümünü yapacağız. ABD üçgenin alanını sormuş bize. AD'ye 2K dersem DC'ye de 7K demem gerekiyor orana göre. Sonra bu 2 bölü 7 oranı 2K'ya 7K bize verildiğine göre... O zaman bunun alanına 2S diyeceğim. Alanları gösterirken çocuklar şöyle yuvarlak için alacağım. Uzunlukla karışmasın diye. 7'nin 7K'nın yerine de 7S yazacağız bu tarafa. 2K'ya 2S yazdık. 7K'ya 7S yazdık. Bunun da oranı 2 bölü 7. Bunun da oranı 2 bölü 7. Bakın taban oranları alan oranlarına eşit çıkmış oluyor. Bu durumda içine yazdığım ABC üçgen içine yazdığım 2S ile 7S'in toplamı 2s artı 7s toplam 9s eşittir 72 birim kareye eşit oldu. Bize verilen alana eşitledim. Buradan da s'i çekerseniz eğer 8 e, gelmiş oluyor. O zaman s yerine 8 yazmam gerektiğini anlıyorum ve ABD üçgenine gidiyorum. ABD üçgeninde e, içeride yazılan s cinsinden alan 2s olduğu için 2 ile de 8'i çarpınca 16 birim kare sonucunu bulmuş oluyoruz. Şimdi 272. soruda bir dik üçgen verilmiş bize. AB 9 birim, AC 12 birim, DC de 10 birim olduğuna göre ADC'nin alanını sormuş. Şuranın alanını sormuş bize. Şimdi ben şu 9 ile 12'yi görünce otomatik şunu yazmak istiyorum hemen şuraya 15 hemen sizin de bunu görüp yazmanız lazım. 9, 12, 15 özel üçgeni var burada. Sonra 15'ten de 10 çıkarsa buraya da 5 gelmesi gerekiyor. Buraya da 5 yazdık. O zaman taban oranlarını bulmuş olduk bakın. 5 ile 10'un oranı 1 bölü 2 olduğu için ben buraya S alanı yazarsam onun 2 katını da bu tarafa yazmam lazım. Çünkü 1'e 2 oran var. 5'e 2 katı 10 olduğu için. Sonra bunu yazdıktan sonra 3S'in ABC'nin alanına eşit olduğunu görüyorsunuz. Alan ABC eşittir 3S'miş. Aynı zamanda da dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı da yani 9 çarpı 12 bölü 2 de Yine bize ABC üçgenin alanını verecek. Buradan s'i bulmamız mümkün. 2 ile sadeleştirdim, 12'yi buradan 6 geldi. S'i bulmak için de her iki tarafı 3'e bölüyorum. Oradan da 3'e böldüm, buradan 2 geldi. S de 2 kere 9'dan 18 çıkmış oldu. S 18 ise, yani ADC'de 2s e eşitti. 2s de eşittir. 2 çarpı 18'den şu s. 36 birim karedir diyoruz Evet sonraki sorumuzda 273. soruda AC kenarı 4 eş parçaya BC kenarında 5 eş parçaya bölmüştür diyor soruda. ABC'ye 20 birim kare demişse o zaman DEFG'ye bir bakalım ora nereymiş şuranın alanını soruyor. Çok karalamayacağım ki karışmasın şekiller. Şimdi bu e, soruyu çözerken şuralara isimler vereceğim. Şunların hepsi birbirine eşit olduğu için hepsine K diyorum. Dolayısıyla yukarıda da 4 tane birbirine eşit parça var. Oraya da M diyelim diyelim. Şimdi ben ABC'nin alanını yani büyük üçgenin alanını biliyormuş. Küçükten başlayarak büyüğe doğru gideceğim. Ama bazı yerlerden bunu mesela burada bir dörtgen var. Bu dörtgeni şöyle ya da bu taraftan iki parçaya bölmemiz lazım. Aynı şekilde ya buradan B'den G'ye çizeceksiniz ya da A'dan D'ye. Hiç fark etmez. Hepsi de aynı yere götürür sizi. Önemli olan bu verilen şekildeki şu dörtgenleri parçalayarak 3 iki tane üçgene bölmek. buradan sonra yapacağımız şey tepe noktası F olan bakın iki tane üçgen var. Kenarlarımızın oranı bir ikiye bir olduğuna göre ben buraya S ile başlayacağım. K'ya S dediysem 2K'ya da 2S demem gerekiyor çocuklar. Bunları yuvarlak için alıyorum. Tekrar söylerim onlar alan demek. Şimdi devam ediyoruz. Şuradaki tepe noktasına bakıyoruz. D noktasına. D noktası ortak olduğu için e, M'ye bakın burada da M var. 2 eşit parçaya bölmüş. O zaman buraya yazılan M'ye yazdığımız şu tepeye kadar olan yazdığımız alan neyse 2S ile S 3S. Dolayısıyla M'den dolayı burasının da 3S olması gerekiyor çocuklar. Şimdi yine tepe noktası ortak olduğu için bakın burada da 2 m M gibi bir oran var. Ben M'ye 3S yazdıysam eğer 2 M'ye de 3S'nin 2 katı 6S yazmalıyım. Bunları da şöyle yuvarlak içine alalım. Bunlar da alan demek. Şimdi bu kadar işlem yaptık. Daha bitmedi. Şu boş yeri bulmam lazım. Onu da A noktasına göre, şu tepedeki noktaya göre yapacağım. Şimdi burası toplam 3K'ydı. 3K'ya kaç S yazdık? Bir hemen bakalım. 6, 3 daha 9, 1 daha 10, 2 daha 12. 3K'ya 12S yazmışız. Şuraya yazalım. 12S yazmışız. Yani 3K'nın 3'ünü 4 ile çarpmışız. O zaman 2K'nın da ikisini 4 ile çarpacağım. Yan tarafında 8S olması gerekiyor. Buraya da 8S yazmış olduk. Bir daha gösteriyorum burayı. Şimdi şu büyük üçgende S'leri topladığımızda 12S yaptı. Şuraya yazdım. Şimdi 3 tane K'ya 12S yazdıysam eğer onun 3k'nın 3'ünün 4 katını yazdım. O zaman 2k'nın ikisinin 4 katı da 8 olduğu için buraya da 8S yazmam gerekiyor. Parçaladıktan sonra böyle alanlarımızı S cinsinden yazdık. ABC'nin alanına 20 vermiş. Hadi toplayalım hepsini buradan 8 S geldi. Buradan da 12 S'dir. Hepsini topladığımızda toplam 20 S'in ne olduğunu bulmuş olduk. Bize 20 birim kare vermiş. Dolayısıyla 1 S de 1 birim kareye eşit olmuş oldu. Ve D E F G'nin alanını sormuştu bize. D E F G'de bulunan S'ler kaç tane? Bir bakın. 3 ile 2 S var gördüğünüz gibi. İkisini topladığımızda 5 S yaptığı için bize 5S'i soruyor demektir. O da 5 de 5 eşit. S yerine 1 yazdığımızda o da 5 gelmiş oluyor. Şimdi yeni sorumuz da bir önceki soruya benziyor. Hadi onu da onun gibi yapmaya çalışalım. Bu sefer DEC'yi direkt bize 9 vermiş. Onu 9 yazarak gideceğiz. Buraya yine K, K, K yazıyorum. O zaman burası kaç K olmuş oldu? Direkt buraya 3K demiş oldum. 1 2 3 4 5 6 7K olmuş oldu. Hemen buraya da isim veriyorum. Buraya da M M M diye 3 parçaya bölmüş. Hadi bunu da birleştirelim. Şuradan A ile D'yi mi birleştirelim? B ile E'yi mi birleştirelim acaba? Hangisini yapalım? Ben B ile E'yi birleştireceğim bu sefer. Biraz daha Farklı olsun. A ile D'yi de yapabilirdiniz. Tekrar söylüyorum. Oradan da aynı sonuca yine ulaşabilirsiniz. Bize D, E, C'nin alanını 9 vermiş. Hemen yazdık buraya 9'u. 3K'ya ben alanı 9 yazmışım. Yani 3K'nın 3'ünü 3 ile çarpmışım. O zaman 7'yi de 3 ile çarparsam buraya da 21 yazmam gerekiyor. Bu sefer S yazmıyorum çünkü direkt bana alan vermiş. Bakın 9, kendim 9 yazmadım oraya. Soruda verileni yazdım. Dolayısıyla 3K'ya alan 9sa, 7K'ya da alan 21 olmalı diyoruz. Bunu yazdıktan sonra bakıyorum şuradaki tepe noktası aynı olan üçgenleri bulacağız. Şimdi bakın bir burada bir üçgen var, bir de aşağıda. Hemen buranın alanını söyleyin bakalım. Toplam ne yaptı buranın toplam alanı? 21 ile 9'u topladığımızda 30'a eşit çıktı. Ben MY 30 yazdıysam buraya alan olarak o zaman 2 M'ye ne yazmam gerekiyor? 30'un 2 katından 60 yazmam gerekiyor. E, dolayısıyla ABC'nin alanı da 60 yukarı parça çıktı, 30 da aşağı parça çıktı. 90 birim kareye eşit çıkmış oluyor. Böylece ikinci parçamız da bitti çocuklar. Bundan sonraki videoyu da izlemeyi unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.